İyi akşamlar. Eko Türk'tesiniz. Ana haber başlıyor. Ana haberde bugün iki ayrı konuğumuz olacak. Birinci bölümde Doktor Burcu Aydın Özüdoğru bizimle birlikte olacak. Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi. Hem piyasaları birlikte kapatacağız, hem piyasalarda ortaya çıkan gelişmeleri konuşacağız. Dolar TL'de yukarı yön devam ediyor. Şu an itibariyle 18.51'in üzerinde. Dolar TL'nin 19'u görmesi neredeyse an meselesi ve an meselesi olan bu durumun önüne nasıl geçilebileceğini konuşacağız. Ayrıca Borsa İstanbul'daki duruma bakacağız. Borsa İstanbul'da bugün iyi bir gün olmadığını söyleyebiliriz ama kapanış rakamını hep birlikte göreceğiz. 6.10 geçe gong çalacak ve birlikte kapatacağız. Avrupa Birliği'nden gelen mesajlar var. Bunları da değerlendireceğiz yine Doktor Burcu Aydın Özüdoğru'yla. Avrupa Birliği Rusya'ya yeni bir yaptırım paketi açtı. Bu yeni yaptırım paketi uyarınca Rus petrolüne tavan fiyat uygulaması geliyor. Tavan fiyat uygulaması yüzünden Rusya'nın 7 milyar euroluk bir baskı altına gireceği ya da zarara gireceği tahmin ediliyor. Avrupa aşama aşama yeni paketleri devreye sokacak gibi gözüküyor. Ama beri yanda Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hatlarında ortaya çıkan sızıntı dolayısıyla, sabotaja bağlı sızıntı dolayısıyla Avrupa'nın gaz tedariğinde de büyük bir güçlük var. Ve muhtemelen bu güçlükler kışa girilirken çok daha fazla kendini gösterecek. Sabotajın arkasında kimin olduğunu bilmiyoruz ama şunu biliyoruz, Avrupa'ya giden gazda bir azalma var. Bunları da konuşacağız elbette, petrol ve doğalgaz piyasalarında. İkinci bölümde Murat Kadir Gül bizimle birlikte olacak. Heybrek CEO'su. Hem ulaştırma hem e-ticaret hem de kargo sektörünü konuşacağız. Bundan böyle ulaştırma, e-ticaret ve kargo sektörleri iç içe geçmiş bir halde iken yavaş yavaş ayrışmaya başlıyorlar. E-ticaret şirketleri hemen her türlü ürünü, her türlü hizmeti yerine getirmek üzere genişlerken, yani uzmanlık alanlarından çıkarken, hepsi birbirinin alanına girerken, şimdi yeni bir akım başlıyor. Heybrek bu konuda bir öncülük yapıyor. Kendi işini kendin gör çerçevesinde, kurye işini de yine kendi bünyesindeki ulaştırma araçları ve elemanlarıyla yapmaya başladı ve bu da ciddi bir hız kaydetmesine yol açıyor. Şu anda Heybrek İstanbul'da 24 saatten daha kısa bir zaman dilimi içinde kargoyu adresine ulaştırabiliyor. Bu hıza ulaşmanın yollarını, çarelerini ya da daha fazla hıza ulaşabilmenin yollarını konuşacağız. Enflasyon dar ve az gelirli yoksul kesimlerin üzerindeki etkisini giderek artırıyor. Bunu nereden görüyoruz? Bugün açıklanan Türk İş'in Eylül ayı açlık ve yoksulluk sınırı rakamlarından anlıyoruz. Türk İş'in Eylül ayı açlık sınırı rakamı 7.145 liraya yükseldi. Yoksulluk rakamı da 24.600 liraya yükseldi. Açlık sınırı bu rakamla birlikte aslında asgari ücretin 1.995 lira üzerine çıkmış durumda. Bu da yıl sonunda yapılacak olan asgari ücrete yüklü bir zammın beklentisini bugünden doğurmuş durumda. Zaten siyasi çevrelerde, ekonomi kurmayları arasında konuşulan yüksek bir asgari ücretin gelebileceği yönünde ama ne kadar gelebileceğini tahmin edemiyoruz. Bu arada bekar bir çalışanın da aylık masrafı, tek başına masrafı 9.470 lira. Yani bekar bir çalışan yaşayabilmek için, hayatını sürdürebilmek için 9.470 liraya ihtiyaç duyuyor. Gelecek ay ve sonraki aylarda bu rakamın biraz daha yukarı doğru çıkacağını tahmin ediyoruz. Bu rakam yukarı çıktıkça, asgari ücretle arasındaki fark, makas giderek açıldıkça, asgari ücretin zam oranının da daha yüksek olması beklenebilir. İkinci haberimiz Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası, EBRD'den. EBRD, Türkiye için büyüme rakamını yukarı yönlü revize etti. Daha önce
Türkiye için %2 civarında bir büyüme öngörüyordu. Bu rakamı %4,5'a çıkardı. Hatırlayacaksınız, bundan birkaç gün önce OECD de Türkiye'nin büyüme rakamını epey bir yukarı yönde revize etmişti. 4,5'un üzerine çıkarmıştı. Bu gelen ikinci revizyon EBRD'den. EBRD şu bakımdan önemli. EBRD Türkiye'nin en büyük pazarı. Şu anda EBRD'nin hizmet verdiği, yatırım yaptığı ülkeler arasında Türkiye birinci sırada ve EBRD'nin Türkiye'de 380'den fazla kamu ve özel sektör aracılığıyla yürüttüğü proje var. Bu projelerin toplamı da 16 milyar 877 milyon euroyu buluyor. EBRD'nin raporunda Türkiye ile ilgili küçük de bir sakınca ya da çekince var. O çekince şu, Türkiye'nin kısa vadeli borcunun 180 milyar dolara ulaştığını belirtiyor. Ve 180 milyar dolarlık borcun, yani bir yıl içinde ödenmesi gereken borcun aslında ödenmesinin biraz zor olduğu ya da çevrilebilmesinin zor olduğunu belirtiyor. Buna karşı önlemler alınması gerektiğini belirtiyor raporda. Ve Türkiye ekonomisinin bu yıl çok fazla cari açık verebileceğine dair de bir tahmini var. 2023 seçimleri öncesinde ekonomide yeni daralmalar olabileceğini ve baskılayıcı bir politika uygulandığı takdirde, yani sıkı para politikası uygulandığı takdirde işlerin bir parça normale döneceğini, böyle devam ettiği takdirde açığın giderek büyüyeceğini ifade ediyor EBRD. Kamu bankaları MİR'den çıktı. Bildiğiniz gibi Rus kredi kartı ödeme sistemi, tıpkı Mastercard gibi, tıpkı Visa kart gibi Rusların da kendine ait bir kart sistemi var. Buna MİR diyorlar. MİR sistemine bugüne kadar pek çok ülke kabullenmiş durumdaydı. Ancak Avrupa Birliği ile, NATO ile ve Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya arasında baş gösteren krizden sonra zaten pek çok Avrupa ülkesi ve Amerika, batılı ülkelerin tamamı Rusya'ya karşı pek çok yaptırım uyguladılar. MİR kartı zaten onlar için geçerli değildi ama aralarında Türkiye'nin de bulunduğu pek çok ülke MİR kartını kullanıyordu. Bundan bir süre öncesine kadar iki özel banka, Denizbank ve İş Bankası, MİR kartı kullanımını uygulamadan kaldırdı. Üç kamu bankası devam ediyordu. Üç kamu bankası da bugün itibariyle Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası MİR kartı uygulamasından çıktı. Durum neden kaynaklanıyor derseniz, elbette son derece doğal Amerika Birleşik Devletleri'nin baskısı. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye yönelik olarak baskısını giderek artırıyor ve Türk bankalarının MİR kartından çıkması için son Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantıları sırasında Türk yetkililere bazı telkinlerde bulundular. Bu telkinler sonucunda da iş buraya kadar geldi. Bu arada MİR kartıyla ödeme elbette Türkiye'den Rusya'ya, Rusya'dan Türkiye'ye olan turist akımı ile ilgili, karşılıklı turist akımı ile ilgili duruma da bir parça zorluk getiriyor. Ruslar geldiklerinde MİR kartıyla çok kolay ödeme yapabiliyorlardı, bankalardan para çekebiliyorlardı. Artık bu imkandan yoksunlar, bu durumda nakitle gelmek zorundalar ya da başka tür ödeme araçlarını kullanmak zorundalar. Turizmi etkiler mi, etkilemez mi bunu bilmiyoruz ama dün Turizm Bakanı Nuri Ersoy çok fazla bir etkisi olacağını düşünmüyoruz ama bir elbette yıpratıcı etki olabileceğinden söz edebiliriz dedi. Bir başka haberimiz var. Avrupa Merkez Bankası'ndan Christine Lagarde. Christine Lagarde, Avrupa Merkez Bankası Başkanı, faiz artışlarının süreceğine dair sinyal verdi. Enflasyon hedefi %2 Avrupa Birliği'nde. Ancak çok çok yukarıda, %10'lara kadar çıkmış bir enflasyondan bahsediyoruz. Avrupa Merkez Bankası diğer merkez bankalarına göre, diğer gelişmiş ülke merkez bankalarına göre daha yavaş hareket eden bir banka. Bildiğiniz gibi ilk hareket eden ve çok büyük adımlarla giden banka İngiltere Merkez Bankası'ydı. Arkasından Fed, Amerikan Merkez Bankası benzeri adımları attı. Bir tek Japonya Merkez Bankası bu durumun arkasında duramıyor. Daha doğrusu Japonya Merkez Bankası'nın böyle bir ihtiyacı yok. Ama diğer bütün majör merkez bankaları hızlı adımlarla faiz artışı yaparken Christine Lagarde'ın başında bulunduğu Avrupa Merkez Bankası biraz yavaş adımlar attı. Bu yavaş adımların ceremesini bugünlerde çekiyorlar diyebiliriz. Yani geldiğimiz nokta bu. Bakalım önümüzdeki günlerde Avrupa Merkez Bankası da büyük adımlar atacak mı? Hep birlikte göreceğiz. Son haberimiz İngiltere'den. İngiltere Merkez Bankası'ndan bir tahvil hamlesi geldi. Cuma günü açıklanan mini bütçe sonrasında İngiltere Merkez Bankası kargaşayı önlemek için devlet tahvillerinin gelecek hafta başlaması gereken satışını durdurdu ve yeni bir duraklama dönemine geçiş ile ilgili işaret verdi. Bu arada İngiltere Merkez Bankası'nın başındaki en büyük dert elbette pound. Pound şu anda tarihsel olarak dip seviyeleri 1.07 şu anda pound paritesi dolarla kıyasladığımızda ve çok düşük seviyeye doğru gelmiş vaziyette. Ama yakın bir zamanda pound'un toparlama hareketi yapacağına dair bazı tahminler var.
Evet, Borsa İstanbul bugünü de düşüşle kapattı. %2.07'lik bir düşüş var. 3198 puandayız. 3000 puan eşiğine doğru geliyor. 3150 orada bir seviye olarak gözüküyor. 3150'yi gördüğü takdirde oradan çok hızlı biçimde 3000'e kadar gidebilir. Sonrasını tahmin etmek elbette çok zor. Daha doğrusu tahmin etmek istemiyoruz. Umarız oralara kadar gelmez. Bunun bir düzeltme hareketi olacağını tahmin ediyoruz. Gerçi öyle olmadığını biliyoruz. Çünkü Borsa İstanbul'da geçen hafta ve önceki hafta yaşanan kritik ve Sermaye Piyasaları Kurulu'nun müdahale etmesi gereken olaylar vardı. Bu olaylar sonrasında bankacılık hisselerinde ortaya çıkan spekülatif ataklar, hatta manipülatif ataklar olduğunu söyleyebiliriz. Bu duruma seyirci kalınması Borsa İstanbul'un bugünkü duruma gelmesine sebebiyet verdi maalesef. Ama bir süre sonra düzelebileceğini tahmin ediyoruz. Borsamız hala çok ucuz ve bu borsanın bir süre sonra değerlenebileceğini tahmin ediyoruz. Evet, bugünü değerlendirmek üzere borsayı da kapattık. Doktor Burcu Aydın Özüdoğru şu anda Skype hattımızda. Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi. Burcu Hanım, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk Ali Bey. Nasıl görüyorsunuz? Şöyle bir borsanın fotoğrafını çekerseniz, yani son iki haftaya bakarak, gerçi bu haftanın ortasındayız henüz, haftayı bitirmedik. Dolayısıyla böyle bitiremeyebiliriz. Çok daha aşağılarda da bitirebiliriz, öyle gözüküyor. Yarına bakacağız gerçi ama tahmin etmek zor. Yani pozitif ya da negatif açılış yapıp yapmayacağını bilemiyoruz. Umarız pozitif açılışla başlar ve haftayı iyi kapatırız diye düşünüyoruz. Neden acaba borsamız hızla değer kaybediyor ve neden toparlayamıyor? Şimdi aslında borsadaki gelişmeler de biraz sizin önce bahsetmiş olduğunuz gibi tabii ki spekülatif ya da borsayı aslında şüphe uyandıran hareketler oldukça önemli oldu. Ama diğer tarafta tabii bir de ülkenin konjonktürüne bakmak lazım. Ben şimdi makro perspektiften ilk önce size bir girizgah yapmak istiyorum. Şimdi tabii ki borsayı yükselten en önemli unsur nedir? Şirketlerin ve dolayısıyla ekonominin büyüme potansiyeli. Şu aşamada zaten Türkiye ekonomisine ilişkin özellikle sonbahar kış aylarında ve izleyen dönemlere ilişkin büyüme potansiyelinde yavaşlama zaten bas senaryoya girmiş durumda. Siz biraz önce her ne kadar işte EBR'de tahminlerini yukarı yönde revize etmiş olduğunu iletmiş olsanız da aslında biz yıl içerisindeki hareketlere bakacak olursak büyümenin yani çeyreklik bazlardaki büyümenin her ne kadar toplam yıl içerisindeki toplam büyüme %4 civarında öngörülüyor olsa da aslında ilk yarıdaki büyümenin ikinci yarıdaki büyüme performansına göre oldukça aşağıda kalacağını öngörüyoruz ki kredilerde yani şirketler tarafında kredi erişim konusunda da siz de bildiğiniz üzere yeni yeni önlemler gelmeye başladı. Evet. İşte şirketlerin krediye erişiminin özellikle faturaya bağlanması gibi bir tabii ki kredi erişim konusunda çok ciddi bir sıkıntı var ama diğer tarafta da krediye erişebilen firmaların da nakit yönetimi konusunda yine çok ciddi kısıtlamalar var. Yani kredi erişen firmada kredi kullanımı konusunda, kendi nakit planlaması konusunda inisiyatife sahip değil. Tabii bütün bunlar şirketlerin bir, büyüme potansiyelini, iki, üretimi çevirme kabiliyetini, üç, tabii ki sürdürülebilir daha işte yüksek kâr etme potansiyelini oldukça aşağı çeken unsurlar. Yani buradan dolayı bizim aslında borsadaki aşağı yönlü gidişatı daha da destekleyen genel bir makro görünüm var. Ve diğer tarafta tabii ki ihracat potansiyeline bakacak olursak Türkiye'nin en büyük ihracat ortağı Avrupa resesyonun eşiğinde kapısı açılmış durumda, resesyona girmiş durumda. Diğer tarafta İngiltere'de de şu anda işte popülist politikalarla beraber finansal piyasalarda çok ciddi dalgalanmalar var. Rusya ile NATO bloğu arasındaki gerilim zirve yapmış durumda. Tabii bütün bunlar da Türkiye'nin ihracat potansiyelini, dış ticaret potansiyelini de aşağı çekiyor. Yani işin özü itibariyle maalesef borsada sonbahar kış aylarında yüzümüzü güldürecek çok da fazla bir gidişat şu aşamada görmek mümkün görünmüyor. Evet. Şimdi tabii fal bakmak gibi olacak ama bankacılık endeksiyle ilgili görüşünüzü de merak ediyorum. Bankacılık endeksi toparlarsa borsanın kendini toparlaması çok kolay hale gelebiliyor. Ne zaman bankacılık endeksi kendinden beklenen performansın biraz üzerine çıkarsa o zaman borsa kanlanıyor ve canlanıyor. Acaba orada bir umut görüyor musunuz? Mesela bugün gelen bir haber var, biliyorsunuz ben biraz önce paylaştım.
Rusların kredi ödeme sistemi MIR sisteminden bugün 3 kamu bankası çıktı. Ziraat Halk ve Vakıfbank. Bundan önce İş Bankası ve Deniz Bank da çıkmıştı. Sadece biz çıkmadık ayrıca. Mesela Vietnam çıktı, Kazakistan çıktı. Pek çok ülke, Uzak Doğu ülkelerinden de bazıları çıktı. Bunlar tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırımlar listesinin bir parçası. Hoş, biz bu yaptırımlar listesinin bir tarafında değiliz. Yani çok tarafsız çalışıyoruz. Öyle bir pozisyonumuz var Türkiye olarak. Kazakistan da öyle, Vietnam da öyle. Ama anlaşılan o ki, kimi durumlarda bazı ülkeleri bu konuya ikna edebiliyorlar. Yani bazı argümanlar kullanabiliyorlar. Tabii bu argümanların ne olduğunu bilmiyoruz. Bugün gelen haberin de etkisi olabilir mi acaba bankacılık endeksinin çok böyle düşük bir performans göstermesinde? Şimdi açıkçası bankacılık endeksine bakacak olursak zaten Türkiye'deki özel bankalar bir süredir MIR sisteminden çıktığını açıklamıştı. Kamu tarafında MIR sisteminden çıkılmasının açıklanmasını da ben açıkçası sürpriz bir karar olarak görmüyorum. Çünkü zaten aslında biraz önce sizin de iletmiş olduğunuz üzere bu bir mecburiyet. Çünkü Türkiye'nin işte dış ticareti, dış finansman, dış borç ve genel olarak finansal sektörün ana kurgusuna bakacak olursak sonuçta Türkiye aslında göbeğinden batıya bağlı bir yapıya sahip şu aşamada gerek dış ticaret gerekse finansal sektör olarak. Bu yüzden tabii ki NATO bloğu ile Rusya arasında bu kadar sert bir süreç yaşanırken Türkiye'nin de MIR sisteminde kalarak yaptırımlara maruz kalma riskini alması zaten beklenemezdi. Ben açıkçası bu beklentinin tahminlerin içerisinde yer aldığını ve bankacılık sektöründeki gidişatı olumsuz yönde etkileyen bir haber olduğunu düşünmüyorum. Çünkü biz biliyorsunuz genelde ekonomistler olarak şunu söyleriz. Zaten tahmin setinin içerisinde var olan bir konu gerçekleştiğinde piyasalardaki fiyatlama davranışını değiştirmez. Çünkü zaten bu beklenen bir süreçtir. Tabii. Ama fiyatlamayı ne değiştirir? Beklenmeyen bir unsur olduğu zaman, yani ters köşe kaldığınız zaman fiyatlama davranışlara yansır bu. O yüzden ben bir konusunun fiyatlama davranışına yansıdığını düşünmüyorum. Ama yeni yeni gelen kararlar, işte nelerdir bu? Özellikle işte ihracat kredilerine getirilen kısıtlamalar, nakdi kredilere girişimdeki işte faturaya bağlanma gibi koşullar aslında bankacılık sektöründe kredi verme kabiliyetini oldukça azaltan hususlar olacak. Bir diğer taraftan tabii şu anda bankalar aslında hazinenin finansmanı için bir mecburiyete itilmiş durumda. Yani burada da kar marjları aslında oldukça aşağı gelmiş durumda. Daha önce ne yapılıyordu tabii? Bankalar için çok ciddi bir kar elde etme kapasitesi söz konusuydu. Çünkü çok düşük oranda Merkez Bankası'nın fonlamasına haizken gerek kredilerdeki, ticari kredilerde yüksek faiz oranları ya da bir aradaki spreadten bahsediyorum. Ya da enflasyona endeksli hazine tahvillerine yatırım yaparak gerçekten çok yüksek bir kar elde etme potansiyeline sahipti bankalar. Ki zaten biz bunu yılın ilk yarısında yaklaşık 5 kat artan kar oranlarında da görmüş olduk. Ama şu aşamada bankaların da aslında kar marjında çok ciddi bir baskılama var. Çünkü neden? Sabit faizi hazine tahvillerine yönlendirilmiş olduklarından dolayı şu anda da bildiğiniz üzere hazine tahvilleri %12'ler civarında aslında oldukça düşük oranlara gelmiş durumda. Yani bankaların fonlama oranlarıyla verdikleri kredinin ya da işte aldıkları tahviller arasındaki spreadler de oldukça aşağı gelmiş durumda. Bu da tabii bankaların kar beklentilerini ve doğal olarak da hisse senedi fiyatlamalarını etkiliyor. Evet. Bir başka haber var. Belki o da yarınki bankacılık endeksini çok yakından etkileyecek. Biliyorsunuz Amerika'da devam eden bir dava var. Halkbank davası. Halkbank davasında temyiz sürecinde şu anda. Yani Halkbank'ın temyiz başvurusunu ele alacak mahkeme. Türkiye saatiyle öğlen saatlerine denk geldiğini tahmin ediyorum. Yani tam saatini bilemiyoruz çünkü öyle bir belirginlik yok. Sanıyorum oradan yarın gün boyu gelecek olan mesela çok böyle umut verici bir haber olursa, örneğin temyiz başvurusu kısmen kabul edildi ya da kabul edildi, tamamen kabul edildi gibi bir haber gelirse bu bir defa başta Halkbank olmak üzere, bugün Halkbank %4.05 aşağıda, onu yukarı doğru çeker. Onu yukarı çekerse diğer bankalar da bundan biraz etkilenir diye düşünüyorum ama şu haber gelirse tabii o zaman iş çok farklı boyuta doğru gidebilir. Kabul edilmedi gelirse o zaman endeksle ilgili çok ciddi sorunlar ortaya çıkabilir. Buna ilişkin bir değerlendirmeniz varsa onu da alayım, sonra biraz kur konuşacağız. Şimdi bahsettiğiniz üzere herkesin gözü önümüz, yani yarın çıkacak kararlarda ve beklentilerde oluşacaktır. Şu aşamada açıkçası beklenti Halkbank tarafından olumlu bir kararın çıkması yönünde olacağını düşünüyorum. Ben çünkü
kamu bankaların bir sisteminden çıkması, işte evet. Yine benzer şekilde işte silahlanma kurumsundaki Rusya ile ve Amerika ile yürütülen süreçler konusunda aslında biraz daha Türkiye şu aşamada yüzünü batıya dönmüş gibi duruyor. Bu çerçevede ben yarınki kararında Türkiye'nin görünümü destekleyecek bir şekilde çıkmasını bekliyorum. Ama tabii ki bu benim temennim. Yarın süreci bakacağız, göreceğiz hep beraber. Evet, ben de çok merak ediyorum. Peki kurla ilgili neler söyleyeceksiniz? Bugün 18.51, dolayısıyla hani böyle 19'a doğru merdiven dayamak üzere. Daha orada değiliz gerçi. Eskisi gibi mesela bundan bir süre önce olduğu gibi kur bir günde böyle 10 kuruş, 15 kuruş falan yukarı gitmiyor ya da aşağı gitmiyor. Giderse işte 2 kuruş, 3 kuruş yukarı doğru gidiyor. Sonra da tekrar toparlıyor, eski yerine gelebiliyor. Nasıl bir süreç görüyorsunuz kısa vadeli olarak kurda? Kurda kısa, orta vadede ve politikaların devamı halinde uzun vadede maalesef değer kaybının devamı yönünde bir beklentim var benim. Çünkü şu aşamada bildiğiniz üzere gerek Avrupa gerekse Amerika faiz artış sürecine girmişken Türkiye Merkez Bankası faiz indirim sürecine girmiş durumda. Yani paranın değerini belirleyen paranın getirisi faiz oranı arasında çok ciddi marjlar açılmaya devam ediyor. Bu bir. İkincisi tabii ki şu aşamada dolar endeksi kendi ana ortaklarına karşı yani ticaret ortaklarına karşı işte euroya ve pound'a karşı da çok ciddi derecede değer kazanma sürecinde. Tabii doların euroya karşı değer kazanması da Türkiye'nin dış ticaret dengelerini olumsuz yönde etkilediğinden dolayı bu da tabii ki kur üzerinde ikinci yönden yine baskı yaratacak bir husus olacak. Neden? Çünkü Türkiye'nin İthalat girdileri esas olarak dolardan yani değer kazanan para biriminden olduğu için dış ticaret açığını artıracak, ödemeler üzerindeki baskıyı artıracak tekrar bir unsur yaratıyor. Tabii diğer tarafta Türkiye'nin işte önümüzdeki günlerde, haftalarda ve aylarda yüklü ödemelerin yapacağı bir sürece girmiş olacağız. Bu ödemelerde tabii ki yine kur üzerinde baskı yaratacak bir diğer unsur. Büyüme potansiyeli aşağı geliyor, ihracat potansiyeli aşağı geliyor. Yazın o bereketli gelen turizm gelirleri bu aylardan itibaren, işte Kasım, Ekim-Kasım aylarından itibaren oldukça aşağı gelecek, bir potansiyele girecek. Yani döviz girdisi azalacak Türkiye'nin. Bütün bunlar tabii ki kur üzerinde önemli ölçüde baskı oluşturacak unsurlar. Bir diğer tarafta da rezervler konusunda biraz önce sizin de aktarmış olduğunuz üzere Türkiye'nin net rezervleri çok düşük. Swaplar hariç net rezervler eksi rakamlarda. Tabii bu da kurdaki belli bir miktarda stabilizasyonun sağlanması konusunda elde edilen yaz dönemindeki baskı fletici unsuru bizim sonbahar aylarında görmemizin çok da mümkün olmadığını gösteriyor. O yüzden siz her ne kadar biraz önce işte kurda hafif hareketlerle yukarı doğru çıkışlar olduğunu iletmiş olsanız da gelecek bütün özellikle jeopolitik ve finansal risk algısındaki oluşacak konular kurda çok daha fazla dalgalanma boyutlarını bizim önümüzdeki haftalarda yaşama potansiyelini barındırıyor. Harika, güzel anlattınız. Peki, şimdi biraz pound konuşalım istiyorum. Pound'da çok trajik ve dramatik bir durum var. Pound 1.07 parite, yani neredeyse 1'e 1'e doğru geliyor. Doların bugünlerde biraz hızı kesilmiş olmakla birlikte hala endeksi çok yukarıda, dolar endeksi. Bugün bir dostumuz, daha doğrusu bizim de yayınlarımıza katılan İris Çibre, tanıyorsunuz. O bir Twitter'da bir şey paylaşmıştı, şöyle diyor. Biliyorsunuz bir müzik grubu var, 50 Cent. 50 Cent'in adı bundan böyle One Pound oldu diyor. Yani bir şeydeki bu erimeyi ancak öyle. Henüz daha oraya gelmedi, One Pound olmadı ama oraya doğru gidecek, öyle gözüküyor. Ama sanıyorum bir şekilde İngiltere Merkez Bankası bu sürece bir dur diyecektir. Yani bir yerden bir müdahale geleceğini düşünüyorum. Böyle gidemez yani buralarda. Yani Pound'un bu kadar zayıf olduğu bir süreç çok fazla katlanabilir değil diye düşünüyorum. Açıkçası İngiltere hazinesi şu aşamada Merkez Bankası'na ters köşe yapacak en büyük hareketlerden birisini yaptı. Çünkü İngiltere Merkez Bankası'nın faiz oranlarını arttırmasındaki temel sebep ekonomiyi yavaşlatarak enflasyon oranını aşağı çekmektir. Yani sonuçta bütün merkez bankalarının zaten enflasyonla mücadelede faizi arttırmasındaki temel sebep iç talebi yumuşatarak yani ekonomiyi yavaşlatarak fiyat artışının aşağı çekilmesidir. Yani bu tabii ki belki işte Jerome Powell'ın çok net bir şekilde açıkladığı üzere
enflasyonla mücadelenin en sevimsiz, en tatsız olan sürecidir. Ekonominin yavaşlaması, işsizlik oranlarının artması, istihdam imkanlarının azalması bu tabii ki en sevimsiz süreçtir. Ama merkez bankaları neden faiz artırır? Çünkü enflasyonun etkileri çok daha ezicidir. Yani evet. Enflasyon, yüksek enflasyon hane halkın satın alma gücünü oldukça aşındırır. Firmaların fiyatlama davranışlarını, öngörüsünü ortadan kaldırır, üretim sürecini aşağı çeker, istihdam kayıpları çok daha fazla olur, ekonomi aktivitesindeki kayıplar çok daha fazla olur ve bundan dolayı hükümetler ve merkez bankaları enflasyonla mücadeleyi önceliklendirir. Şimdi tam bu sürecin ortasında İngiltere Hazinesi çok ciddi bir vergi indirim paketi açıkladı. Bu vergi indirim paketi ne demek oluyor? Aslında evet. Ekonomiyi yeniden işte imelendirecek, zaten hali hazırda yüksek giden iç talep dinamiklerini daha da fazla canlandıracak bir adım atmış oldu. Yani şu aşamada Merkez Bankası'nın eline oldukça bağlamış oldu. Aslında ilk cuma akşamı bu açıklama paketi gelince piyasaların İngiltere Merkez Bankası'ndan beklediği adım öncelikli bir, öne çekilmiş bir politika kararı açıklayarak yüksek bir faiz artırım sürecine gitmesindeydi. Ama bir, İngiltere Merkez Bankası bunu yapmadı. İki, tahvil faizlerindeki artış, yani bu yapmamasından dolayı tahvil faizlerindeki yüksek artışa karşında tahvil alımı yaptı. Yani piyasaya tekrardan para sürdü. Aslında şu aşamada bizim ekonomik çerçeve içerisinde tutarsız politik olarak önerebileceğimiz mükemmel bir örnek sergilemiş oldu. Bir, İngiltere Hazinesi, iki, İngiltere Merkez Bankası. Yani şu aşamada açıkçası biz ekonomistleri biraz ağzını açık bırakmış oldu. Gerek Merkez Bankası'nın davranışı, gerekse hazinenin davranışı. Çünkü siz enflasyonla mücadele önceliklendiriyor musunuz? Eğer önceliklendiriyorsanız tekrardan zaten hali hazırda yüksek giden iç talebi tekrardan canlandıracak. Tahvil alımları yaparak parayı, piyasadaki para miktarını artıracak adımlar neden yapılıyor konusunda açıkçası çok ciddi bir soru işareti uyandırdı. Ya tabii ki bütün bunlar politikada tekrardan bu tutarsızlığın devamı. Iris Gibran'ın da söylemiş olduğu üzere 50 cent yeni pound olacak şeklindeki adımların maalesef öncüsü. Çünkü bunların gitmesi demek piyasadaki öngörülememenin sağlanması kaynaklı aslında pound dolar kurunun bir paritesinin altına gitmesinde destekleyecek adımlar olarak görebiliriz. Ki yani şuna dönüp bakacak olursak aslında bundan bir sene evvel çok da uzak değildi. Bir pound yaklaşık 1.30 dolardı. Ama tabii. Şu anda yaklaşık %30 civarında bir değer kaybına uğramış oldu ve işte 1.09 civarlarına, 1.07 civarlarına gelmiş oldu. Ama bu adımların yani Merkez Bankası ve hükümetin enflasyonu önceliklendirmemesi bir tabii ki finansal piyasalar üzerinde, iki dolayısıyla kur üzerindeki baskıları artarak pound'un değer kaybını devam ettirecek ve tabii ki bu da enflasyonla mücadele konusunda İngiltere'de olumsuz ya da cevap alınamayacak bir sürece girilmesi konusunda bize olumsuz bir senaryo çiziyor. Peki, son olarak dolar endeksine bakalım. 113'te şu anda dolar endeksi aşağı doğru gidiyor. Yani biraz gevşedi ama çok gevşeme yok ve paritede 0.96 seviyesinde. Orada kısa ve orta vadeli projeksiyonunuz nedir? Şimdi yıl sonuna kadar ben dolar endeksinde güçlenmenin devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü dolar endeksindeki tabii ki en önemli unsur nedir? Dolar, euro ve pound getirileri arasındaki farklılaşmadır. Şimdi dolar tarafına yani Fed tarafına bakacak olursak Fed üyeleri zaten en son Jerome Powell'ın yaptığı açıklamalarla beraber aslında faiz artışında çok daha sert bir artış patikasına girdiklerini açıkladılar. Yani Kasım ayı toplantısında biz bir 75 bas puanlık bir artış daha bekliyoruz. Aralık'ta 75 ila 50 bas puan artış bir daha gelecek ve önümüzdeki sene boyunca da faiz oranlarında herhangi bir azalma olmayacağına dair şu aşamada en son bize yaptıkları basın açıklamasında ilettikleri patika bu şekilde. Şimdi Avrupa'ya gelecek olursak, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde faizlerin artmaya devam edeceğini, enflasyonun en önemli unsuru olduğunu söylüyor. Ancak Avrupa şu aşamada resesyona kapısının içinde bir resesyon var. Rusya ile biliyorsunuz enerji konusunda çok ciddi sıkıntılar yaşıyor. Ve işte en son biliyorsunuz Baltık Denizi'nde yaşanan olaylar da aslında Avrupa'nın enerjiye erişimi konusunda çok ciddi soru işaretleri uyandırıyor.
Tabii Avrupa'nın enerjiye erişememesi demek Avrupa'da özellikle sanayi tarafında ve tabii ki hane halkının ödeyeceği fatura bakımından çok ciddi bir daralma ile karşı karşıya kalmasını söz konusu tutuyor. Şimdi bu resesyonun realize olması demek, sanayinin daralması, işte hane halkının satın alma gücünün azalması, ısınma giderleri gibi konularda tabii ki ne olacak? Avrupa Merkez Bankası'nın faiz artırım kabiliyetini ortadan kaldırabilir. Tam tersi ekonomiyi yeniden desteklemek için faiz indirim sürecine de Avrupa Merkez Bankası'nın girmesi konusunda bir pencere açıyor. Pound'a gelecek olursak, Pound tarafında popülizm bayrakları açılmaya başlandı bizim en son geçen hafta aldığımız ve bu haftaki alınan kararlarla beraber. Yani bu da ne demek oluyor? Pound ve Euro tarafında dolara karşı değer kayıplarının devam etmesinin oldukça olası olduğunu gösteriyor. Bu senaryoda benim açıkçası yıl sonuna kadar dolar endeksinin daha da güçlenmesi, Pound'un bir paritesinin aşağısına düşmesi, Euro-Dolar paritesinde de yine 0.90'ların altlarını görmemizin oldukça olası olduğunu ben düşünüyorum. Peki Burcu Hanım, çok teşekkürler katıldığınız için. Şimdi çok kısa bir araya gidiyoruz. Türkiye'deki son yıllarda e-ticaret, online ve kargo ticaret pazarında önemli gelişmeler oluyor. Pek çok şirket, özellikle kargo, kurye ya da hızlı paket servisi yapan şirketler şu anda birbirleriyle kıyasıya bir rekabet içindeler. Bu kıyasıya rekabet şirketleri belli uzmanlık alanlarından çıkardı. Herkesin her şeyi yaptığı bir alana doğru taşıdı. Bu elbette herkesin her şeyi yaptığı bir alana girince rekabet bambaşka bir boyuta bürünüyor. Öbür türlü sadece belli ürünleri ya da belli mal ve hizmetleri yapan şirketler belli müşteri gruplarına sesleniyordu. Ama şimdi bütün müşteri gruplarına seslenmek zorundalar. Dolayısıyla karşılarındaki kitleyi çok iyi tanımlamak zorundalar. İyi tanımlayabildikleri kitleyi iyi yönetebilirler. Ama geldiğimiz noktada maalesef bu kargaşa artarak devam ediyor. Bugün Heybrek CEO'su Murat Kadir Gül'le konuşacağız. Biraz farklı bir oluşum geliştirmiş durumdalar. Bu farklı oluşumu birazdan konuşacağız. Ama önce Murat Kadir Gül'ü bir tanıyalım. Hoş geldiniz Murat Bey. Hoş bulduk Ali Bey. Çok teşekkür ederim. Biraz kendinizden bahsederseniz, izleyicilerimiz tanısın sizi. Tabii. Murat Kadir Gül, Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık Fakültesini bitirdim. Sonrasında İstanbul Üniversitesi'nde bir yüksek lisansımı tamamladım. Tedarik zinciri ve lojistik üzerine. Daha sonrasında yurt dışında dil eğitimlerim oldu. Sonrasında kısa bir askerlik sürecimizden sonra döndük ve işimizin başına geçtik.
O şekilde bir başlangıcımız oldu. Evet. Nasıl kurdunuz şirketi? Yani bu şirketi kurmadan önce yaptığınız işler bunlara uygun işler miydi? Yoksa buraya bu şekilde geçiş yapmak, yani ben artık o klasik, konvansiyonel sektörlerde değil, buralarda olmak istiyorum diye farklı bir sektöre mi geçtiniz? Yani e-ticareti seçmedeki ana sayık neydi? Şöyle hemen bahsedeyim Ali Bey. Biz Almanya'daki markamızda birçok dünya üzerindeki birçok e-ticaret firmasının depolarını da kurduk Hybrack markasıyla. Ve orada içerisinde dolaşan insansız robotlardan üretiyoruz biz Almanya'daki markamızla. Orada e-ticaretin ve dijital dönüşümün ne derece önemli olduğunun farkına vardık. Ve birçok depoyu da kurduktan sonra dedik ki hani bu işte biz daha artık böyle bir tecrübe kazandık ve bunu biz de bence yapmalıyız düşüncesiyle sonra Türkiye pazarını biz seçmek istedik. Geldik, Türkiye'de bütün oluşumlarımızı kurduk. Bizim oluşumumuz pandemi öncesiydi aslında. Tam pandeminin hemen öncesinde biz bütün yatırımlarımızı yaptık. Tam açılış yapacakken pandemi bir anda beklentimizin üzerinde bir büyüme sağladı bize ve bütün sektöre, e-ticaret sektörüne. Çünkü pandemiyle beraber dünya tamamen dijitalleşmenin ne derece önemli olduğunu farkına vardı. Ve bu durumlarda da biz de evet, hani doğru bir işe yatırım yapmış olduğumuzu hissettik. Bu bizleri de tabii ki pandemi üzdü ama yapmış olduğumuz iş açısından en azından doğru bir iş yaptığımızı farkına vardık. O şekilde Türkiye pazarına girmiş olduk Hybrack'ta. Evet. Ne kadardır pazardasınız şu anda? Yeni bir şirketsiniz. Evet, yeni bir şirketiz. Yaklaşık 3 yıl oldu. 3 yıl, evet. 3 yıl oldu. Ama bu 3 yıl içindeki büyüme trendiniz nasıl gitti? Normal şartlarda hani herkesin bildiği gibi yeni kurulan şirketler bir zaman alması gerekiyor yani büyümesi için. Ama inanılmaz derecede bir dijitalleşme çağının tam ortasında biz bu işe başladığımız için beklentilerimizin çok üzerinde bir büyüme sağladık. Yani yılda belki yeni bir iş kurulduğunda %20'ler, 30'lar iyi bir rakamlar olarak görülürken biz %100'ün üzerinde büyüme gösterdik. İlk yıl için diyorsunuz. İlk yıl. Evet, ilk yıl için sonraki yıllar için de katlanarak bu böyle devam etti. Yani bu bizim neredeyse önceki yapmış olduğumuz işlerdeki bütün istatistiklerimizi boşa çıkardı. Çok hızlı değişiyor, dönüşüyor. Yani inanın bugünden yarına bile, yarın bile belki çok farklı bir teknolojiyle karşılaşabiliriz. Bu bizleri de tabii değişen ve dönüşen dünyaya çok hızlı adapte olmamızı sağlıyor. O yüzden şirketlerin büyümeleri, özellikle bu tarz sektörlerde büyümeleri normalden çok daha hızlı oluyor. Evet. Peki biraz şirketin yapısından, modelden bahsetmenizi rica ediyorum. Yani nasıl bir model kurdunuz? Bu modelin benzerlerinden ayrılan yanları nedir? Onlara olan üstünlükleri nedir? Onlarla rekabet ederken sizi öne çıkaran unsurlar nedir? Böyle birkaç örnek vererek genişçe anlatmanızı rica ediyorum. Şöyle bahsedeyim. Biz Hybrack olarak yaklaşık 40 bin çeşit ürünle herkesin kendine dair bir ürün bulabileceği kategorilere sahibiz. Yani gıdadan temizliğe, işte hırdavattan teknolojiye, yapı marketten kırtasiyeye birçok ürün gamında varız. Tabii ki bu işi yapan Türkiye'de birden fazla firma var bizler gibi. Ama bizleri onlardan ayrıştıran en önemli özelliğimiz şimdi günümüzde artık teslimat süreleri ve teslimat hızları insanlar için çok önem taşıyor. Çok önem taşıyor ve e-ticaret de artık hani e-ticaret yapmak istiyorsanız sizin bence kendi bir dağıtım ağınızın da olması gerektiğini düşünüyorum ben. Çünkü mevcut kargo firmaları bu zamana kadar e-ticaretin bu denli gelişebileceğini, büyüyebileceğini tahmin edemedikleri için standart bir yapıya sahipler. Daha son zamanlarda biraz daha artık onlar da yeni yatırımlar yaparak hizmet vermeye başladı. Çünkü normal üstü bir büyüme sağlayınca sektör, onlar da haliyle biraz geride kaldı. Bizi burada ayrıştıran nokta, biz kendi dağıtım ağımızı kurduk. Yani teslimatı siz kendi elemanlarınızla yapıyorsunuz. Kendi elemanlarımızla, kendi araçlarımızla İstanbul içerisinde lokasyonuna göre 2 saat gibi bir kısa bir sürede teslimat yapabiliyoruz. Aynı zamanda tüm Türkiye'de aynı gün kargoya veriyoruz. Tabii tüm Türkiye'de de oluşumlarımız devam ediyor. Hedefimiz kısa vadede 7 büyük ilde kendi araçlarımızla kendi teslimatımızı yapmak. Sonrasında da tabii ki tüm Türkiye'de kendi teslimatımızı yapabilir hale gelmek. Evet. Peki diğer illerde ne zaman olacaksınız ve hangi illerde ne zaman başlayacaksınız? Nasıl örgütleniyorsunuz? Tabii şöyle bizim şimdi kısa vadede... Yani İstanbul'da bir defa ne kadar büyüyeceksiniz? İstanbul'daki büyüme hedefiniz nedir? İstanbul'daki büyüme hedefimiz yani İstanbul'un hemen hemen her sokağına, her caddesine şu anda biz giriyoruz. İstanbul'daki büyüme hedeflerimize biz şu an %90 yaklaşmış durumdayız. İstanbul hedeflerimize tam %100 ulaştıktan sonra
İlk hedefimiz İzmir ve sonrasında Ankara olacak. Çünkü normal mevcut siparişlerimize baktığımızda da genelde zaten ağırlık bu bahsetmiş olduğum 2 artı 3 İstanbul, bu 3 ilden geliyor. Oralarda da bu oluşumlarımızı sağladıktan sonra orada da biz en hızlı hizmeti en iyi kaliteyle sunmak için uğraşacağız. Diğer illerimizde de biraz daha dağıtım depoları adı altında bir oluşumlara gideceğiz o tarafta. Tabii her ilde bu tarz oluşumları kurmak, oranın yani İstanbul bir güzel büyük bir şehir. İzmir kendine ait çok farklı bir havası var. İstanbul'daki vatandaşımızın sabrı çok daha kısa. Hani evet. İstiyor ki bir an önce ürünüm elime gelmeli. Ama belki tabii ki mesela Ankara bölgesinde biz bunların da araştırmasını yapıyoruz. Yani tabii ki hızlı teslimat bizim önceliğimiz. Ama bu tarz bütün analizleri yaptıktan sonra daha sağlıklı ve kaliteli bir hizmet vermek için birden fazla, hani ürünü götürmek için götürmek değil de oradaki insanları da tanımak, tam olarak ne istiyorlar, nasıl görmek istiyorlar, bunları geniş çaplı bir araştırma yaparak biz oralara da oluşumlarımızı açmak istiyoruz. Peki şöyle, müşteri profiliyle ilgili, yani e-ticaret sektörünün ya da kargo kurye sektörünün müşteri profiliyle ilgili bir değerlendirme yapabilir misiniz? Yani kimler neyi alıyor, hangi ürünleri talep ediyor, bu ürünleri talep ederken fiyat, kalite ve benzeri sorguları nasıl yapıyor size göre? Gözlemlerinizi merak ediyorum. Tabii gözlemlediklerimiz şu yönde. Biz şimdi yaşam için her şey dediğimiz için bizde çok çeşitli ürünler var. Ama mesela kurumlar çok fazla kırtasiye ürün tüketiyor. Bu çok bariz belli. Özellikle de bu son 4 ayda mali müşavir firmaları, işte muhasebe firmaları, şirketlerin muhasebeleri o tarafta çok ciddi bir yoğun talep oluşturuyor. Onun haricinde teknoloji tarafı bizim çok güçlü olduğumuz bir taraf. Aynı şekilde biz yapı market ve hırdavat tarafında da çok güçlüyüz. Ve o tarafta hani bakıldığı zaman şu şundan ileride geride, yani maksimum biri bir puan ileride, biri bir puan geridedir. Yani çok çeşitli ürün gamına sahip olduğumuz için her türlü ürünü biz satabilir pozisyondayız ve çok çeşitli. Yani 10 yaşında da bir kişi tabii ki ailesi gözetiminde bizden alışveriş yapabiliyor. 70 yaşında bir insan da bizden alışveriş yapabiliyor. Bu bize neyi gösteriyor? O kişiye de hitap ediyoruz, o kişiye de hitap ediyoruz. Yani bizim aslında hitap etmiş olduğumuz kesim şirketler, son kullanıcılar, ev hanımları, muhasebeciler, öğrenciler. Aklınıza kim geliyor? Yani herkes. Dediğim gibi yaşam için her şey dediğimiz için bayağı çeşitli ürünlerimiz var. Evet. Şimdi teslimatı kendiniz yapıyorsunuz ve teslimatın sizin tarafından yapılması aslında maliyet açısından biraz yüksek. Yani bu maliyetin düşürülmesi için neler yapacaksınız? Yani çünkü teslimat o kadar pahalı bir iş ki, evet. Devasa e-ticaret şirketleri, kurye şirketleri teslimatı hep outsource ediyor, dışarıya veriyor. Evet. Ve işte küçük komisyonlarla çalışan bireysel, kendi otomobili, kendi motosikleti, kendi skuturuyla gidip gelen gençler yapıyor bu işi. Ve küçük ücretlerle, yani işte paket başına 6 lira, 5 lira falan gibi böyle çok komik paralar alıyorlar ama kümülatif olarak düşündüğünüzde, yani günün sonunda tabii, ama orada da bir yarış var. Yani işte 100 paket götürebilen elbette günü çok iyi bir parayla kapatabilir. Ama 100 paketi taşımak da bir insanın hızına çok uygun değil. Siz mesela dışarıya bu işi taşımayı düşünüyor musunuz? Yoksa hep böyle büyüme hedefinizde, İstanbul'da olduğu gibi, İzmir'de, Ankara'da, diğer kentlerde de yine kendi büyüyenizde mi çözmek istiyorsunuz? Neden böyle yapmak istiyorsunuz? Tabii. Bizim önceliğimiz hep kendi dağıtım ağımızı kurmak ve kendi araçlarımızla dağıtmak. Neden? Çünkü biz aslında evet maliyetli oluyor. Yani sonuçta bir kargoya verseniz o kargonun sadece bir mahallede belki 1000 kargo dağıtacak, onun maliyetleri çok daha düşüktür. Tabii. Ama biz burada markamızı ve kaliteli hizmet vermek için müşteriye gidiyoruz ve kendisine dokunuyoruz. Ürün tertemiz teslim ediyoruz, sorunsuz. Varsa bir problemi hemen anlık çözüyoruz. Yani ben işin doğrusu biz işin daha başındayken para kazanmaktan ziyade biz müşteri, yani insan kazanmak istiyoruz. Evet. Marka değerimizi daha güzel bir hale getirmek istiyoruz. O yüzden bakıldığı zaman uzun vadede bizim markamıza yapmış olduğumuz yatırım bugünün maliyetlerini düşündüğümüzde o taraf daha bize karlı geliyor. Çünkü herkes kargoya veriyor ve benim bir farkım olması gerekiyor bu piyasada, bu sektörde. Tabii ki kendi araç dağıtımıyla yapan firmalar da var, outsource eden firmalar var, çok daha uygun maliyetler yapıyorlar. Ama ben burada bunu bir şirketimin büyüme yatırımı olarak görüyorum, markamın yatırımı olarak gördüğüm için oradaki maliyetlere katlanıyorum. Ve günden güne de sipariş sayımız zaten fazlasıyla arttığı için
gitmiş olduğumuz bir semtte tabii ki bir iki değil. Mesela bir sokağa 50-60 kargo bırakıldığında hem bütün müşterilerimiz mutlu oluyor hem de biz oradaki o maliyeti zaten karşılamış oluyoruz. Tabii ki bu son zamanlardaki maliyetlerimiz biraz şişti. Artıyor tabii. Artıyor. Ama dediğim gibi bakıldığı zaman biz o tarafta benim önceliğim kaliteli hizmet vermek. Maliyetlerinden önce kaliteli hizmet vermek. Doğru teslimat yapmak, mutlu müşteri. Mutlu müşteri olduktan sonra ben o örnek geçiyorum. Bir mahalleye girerim, bir ürün teslimatı yaparım. Bir ay sonra ben oraya 30 ürün teslimatı yaparım. İki ay sonra 500 ürün teslimatı yaparım. Yani bu böyle katlanarak gittikçe markamıza güven de artıyor ve bizlere güven artıyor. Ve bunun sürekliliği geliyor bizim için. Kargoya verdiğimiz takdirde tabii ki kaliteli kargo firmaları yok demiyorum. Vardır illaki evet. Ama sonuçta kendi ürününü taşımadığı için, onun işi tam zamanlı olarak o olduğu için ve gün sonu da artık belki yüzlerce kargo dağıttıktan sonra kişi yorulabiliyor ve kırılmalar oluyor, dökülmeler oluyor. Çok da şey yapmıyor, özen gösterilmediğini düşünüyorum. Ama şimdi kendi ürünümüzü taşıdığımızda biz yani inanın daha özenli taşıyoruz. Çok çok daha özenli taşıyoruz yani. Neredeyse pamuklara sarıp götüreceğiz kendi ürünümüz diye. Öyle oldu mu da müşteri de mutlu oluyor. Vermiş olduğu paranın karşılığını almış oluyor. Hızlı bir hizmet almış oluyor. Ve tekrar bizi tercih ediyor. Yani bu bizim için önceliğimiz bu. Peki son sorum, son iki dakikamız. Tabii. Türkiye'deki ticaret ve kurye sektörünü nasıl görüyorsunuz? Yani büyüme eğilimleri bakımından ya da kalite bakımından. Şöyle ya, yani Türkiye'de sizin az önce bahsetmiş olduğunuz gibi son zamanlarda çok fazla kurye ve teslimat firmaları çıkıyor. Bir anda çıkılıyor. Şimdi e-ticaret geniş bir kapsamlı sektör olduğu için birden fazla firma var. Ve her gün, her geçen günde e-ticaret oranları artıyor. Kullanıcı oranları da artıyor. Bugün 100 kişiden 40'ı, 45'i e-ticaret üzerinden alışveriş yapıyor. Yani bunu Türkiye'nin bakıldığı zaman e-ticaret hacminden de görebiliyoruz. 2021 yılında 380 milyar TL gibi bir rakam yapılmıştı. 2022'de 600 milyar TL öngörülüyor ki o rakamlara da yaklaşıldı. Şimdi o tarafta firmalar bir anda o bu tarafta iş var, burada ekmek var, hadi iki tane motor alalım girelim diyorlar. İşte iş ota orada, siz arka tarafta ne kadar e-ticareti doğru yaparsanız yapın, gün sonu doğru firmayı bulmazsanız veyahut da kendi ağınızı kurmazsanız bu tarz firmalar arka tarafta yapmış olduğunuz bütün emeği maalesef ki çöp ediyorlar. O yüzden en önemli şey malı, doğru ürünü bulmak, stoklu çalışmak. Yani sonuçta ürünü hızlı teslimat yapabilmem için benim bunu sipariş geldikten sonra sipariş gidip satın alma yapmaktan zaten depomda olması gerekiyor ki hızlı bir şekilde teslimat yapayım. Türkiye'de bu kargoculuk hizmetleri çok hızlı gelişiyor ama dediğim gibi hormonlu büyümemesi gerekiyor. Bir anda büyüdün mü bir anda da kapanıyor. Çok duyuyoruz öyle firma. Şöyle yatırım aldık, böyle büyüyeceğiz. Üç gün sonra bir bakıyoruz firma yok. Ne oldu? İşte operasyonlarını durdurdular. Evet. Keşke o kadar hızlı büyümese de daha sağlıklı büyüse ve kalıcı olsaydı diye düşünüyoruz biz de. Evet. Peki, çok teşekkürler. Başarılar diliyorum. Kalkmayın lütfen. Şimdi çok kısa bir araya gidiyoruz.